Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle küreselleşme ve ülkeler arası etkileşimin 3. bölümünü ele alacağız. Burada Rusya, Fransa, İtalya, Çin, Güney Afrika Cumhuriyeti gibi ülkelerin genel özelliklerinden bahsedeceğiz. Öncelikle Rusya ile başlayalım. Rusya'nın başkenti Moskova, kişi başına düşen milli geliri $7.560. Yıllık nüfus artış hızına baktığımız zaman binde -0.4, dolayısıyla düşük olduğunu görüyoruz. Şehir nüfus oranı %77, okuma yazma bilmeyenlerin oranı çok düşük ve baktığımız zaman erkeklerde ortalama yaşam süresi 61, kadınlarda 72 yıl. Rusya'nın genel özelliklerini inceleyecek olursak, öncelikle coğrafi konumunu ele alalım. Dünyanın en büyük yüz ölçümüne sahip ülkesidir. Ülke topraklarının çoğu Asya'da, nüfus yoğunluğu ise Avrupa'dadır. Kuzeyinde Kuzey Buz Denizi, doğusunda Büyük Okyanus'un kenar denizleri, Ohos ve Japon Denizi, güneyinde Karadeniz, Hazar Denizi, batısında ise Baltık Denizi yer alır. Yer şekillerine bakacak olursak, dünyanın en geniş düzlüklerine sahiptir. Obi, Yenisey, Lena, Kolyma, Volga, Amur önemli nehirlerdir. Özellikle Obisey ve Yenisey gibi nehirleri oldukça önemlidir. Baykal Gölü dünyanın en büyük tatlı su rezervlerini oluşturur. Ülke Ural Dağları ve Ural Nehri ile iki kıtaya bölünür. Ural Dağları da taş kömürü bakımından zengin bir dağdır. İklim ve bitki örtüsüne bakacak olursak, ülkenin büyük bölümünde karasal iklim etkilidir. Ülkenin yarısından fazlası ormanlarla kaplı, genelde iğne yapraklı tayga ormanlarından oluşmaktadır. Bitki örtüsü tayga ormanları, bozkır ve çayırdır. Nüfusla yerleşmesine baktığımız zaman, nüfus olarak dünyanın 6. büyük ülkesidir. Nüfusun büyük çoğunluğu Avrupa topraklarında bulunur. Moskova, St. Petersburg, Gorki ve Kazan en önemli şehirleridir. Rusya'da tarım ve hayvancılığa bakacak olursak, ülke topraklarının %32 tarımı elverişlidir. Tarım iklim şartlarının daha elverişli olduğu genelde güney bölgelerde yoğunlaşmıştır. Rusya'da daha çok arpa, çavdar, yulaf, patates, ayçiçeği gibi ürünler yetiştirilmektedir ve hayvan miktarında dünyanın önde gelen ülkeler arasında yer alır. Son olarak Rusya'nın sanayi özelliklerinden bahsedecek olursak, yeraltı kaynakları çok zengin ve çeşitlidir. Özellikle doğalgaz, petrol, demir, kömür, elmas, platin, nikel, boksit önemli yeraltı kaynaklarındandır. Gelişen sanayi kollarına baktığımız zaman otomotiv, silah, demir çelik, uçak ve elektroniktir. Bu sanayi dallarında da gelişim göstermiştir. Rusya'nın ardından Hindistan'ı ele alacağız. Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi. Hindistan'da din olarak Hinduizm, İslamiyet ve Hristiyanlık görülürken, kişi başına düşen milli geliri 2930 ABD doları, yıllık nüfus artışına baktığımız zaman binde 10.5, dolayısıyla yüksek, şehir nüfus oranı %20, okuma yazma bilmeyenlerin oranı %40 ve ortalama yaşam süresi erkeklerde 64, kadınlarda 66 yıl. Hindistan'ın genel özelliklerine baktığımız zaman öncelikle coğrafi konumunu ele alalım. Doğusunda Bengal Körfezi yer alır. Batısında Umman Denizi, güneyinde ise Hint Okyanusu yer alır. Yüz ölçümü bakımından 7. sıradadır. Yer şekillerine baktığımızda ülke kuzeyden güneye doğru 3 bölge ayrılır. Birincisi Himalaya Dağlık Bölgesi, ikincisi Dekkan Platosu, üçüncüsü de Ganj Ovası bölgesidir. Hindistan iklim ve bitki örtüsüne baktığımız zaman ülkenin genelinde muson iklimi etkili olmaktadır. Enlem, yükselti, iklim ve toprak özelliklerine bağlı olarak bitki örtüsü çeşitliliği fazladır. Güneyden kuzeye doğru gidildikçe tropikal muson ormanları, geniş yapraklı ormanlar, savanlar, çöl, kurakçıl bitkileri, iğne yapraklı ormanlar ve alpin çayırlar yer alır. Yani bitki çeşitliliğinin fazla olduğu bir yer. Nüfus ve yerleşmesine baktığımız zaman nüfus bakımından dünyanın 2. büyük ülkesidir. Nüfusun ülke içine dağılışı düzensizdir. Ganj Ovaları,
Pencap, Bombay nüfusun yoğun olduğu yerlerin başında gelmektedir. Hindistan'ın tarım ve hayvancılık özelliklerine baktığımızda Hindistan bir tarım ülkesidir. Ülke topraklarının yarısı tarıma elverişlidir. Genelde Hindistan'da ilkel tarım yöntemi uygulanır. Yani ekstansif tarım yöntemi uygulanır. İlkel tarım yöntemlerinden dolayı üretim yıllara göre dalgalanmalar gösterir. Yağışlı dönemde daha çok pirinç, pamuk, mısır, Hint keneviri, kurak dönemde buğday, baklagiller, yağlı tohumlar yetiştirilir. Hindistan, çay, yer fıstığı, mercimek, susam, nohut üretimde birinci sıradadır. Pirinç, şeker kamışı, soğan ve Hint kenevirinde ise ikinci sıradadır. Dünyada büyükbaş hayvan sayısı bakımından birinci olmasına rağmen üretim yeterli değildir. Bunun temel sebebi dini inançlardır. İnek, özellikle büyükbaş hayvanlar kutsal görüldüğü için hayvancılık ekonomik anlamda gerçekleştirilememektedir. Küçükbaş hayvan bakımından Çin'den sonra yine ikinci sırada yer alır. Hindistan'ın sanayi özelliklerine baktığımız zaman yeraltı kaynakları bakımından zengin. Dünyanın en önemli uranyum ve toryum rezervlerine sahiptir. Bunun yanında taş kömürü, demir, bakır, manganez ve çinko en önemli madenleri arasında yer alır. Sanayi üretimi son yıllarda artış göstermektedir. Genelde tarım ürünleri ihraç ederken petrol ve çeşitli sanayi ürünleri ithal eder. Dolayısıyla Hindistan'ın gelişmiş bir ülke olduğunu söyleyemeyiz. Daha çok gelişmekte olan bir ülke konumundadır. Bir diğer ülkemiz Hollanda. Hollanda'nın başkenti Amsterdam. Kişi başına düşen milli geliri 22 bin ABD doları. Yıllık nüfus artışına baktığımız zaman binde 3. Şehir nüfus oranı %89. Bu da şehirleşme hızının yüksek olduğunu gösterir. Okuma yazma oranı %100 ve ortalama yaşam süresi de uzundur. Hollanda'nın genel özelliklerine bakacak olursak, coğrafi konum bakımından öncelikle ele alalım. Avrupa'nın kuzey batısında yer alır. Hollanda, Avrupa'nın kuzey batısında yer alır. Kuzeyinde ve batısında Kuzey Denizi, doğusunda Almanya ve güneyinde de Belçika yer alır. Yer şekillerini ele alacak olursak Avrupa'nın en alçak ülkesidir. Bu yüzden hidroelektrik enerji potansiyeli düşüktür. Topraklarının %25'i deniz doldurularak kazandırılmıştır. Bu toprakları da biz özellikle polder arazileri diyoruz. Ve bu arazilerde genelde tarım yapılmaktadır. Toprakların %40'ı deniz seviyesinin altındadır. Alçak ülke anlamına gelen Netherlands ismiyle bilinmektedir. İklim ve bitki örtüsüne baktığımız zaman Hollanda'nın genelinde ılman okyanusal iklim etkilidir. Doğal bitki örtüsü çayır ve sonradan yetiştirilen ağaçlardır. Ülkenin genelinde ılman okyanusal iklim etkilidir. Nüfus ve yerleşme bakımından baktığımızda nüfus artış hızı düşüktür. Avrupa'nın en yoğun nüfusu ülkelerindendir. Yüz ölçümü küçük olmasına rağmen yine dışarıdan da göç aldığı için dolayısıyla Avrupa'nın en yoğun nüfusu ülkelerinin başında gelir. Tarım ve hayvancılığına baktığımız zaman tarım alanları az olmasına rağmen intensif tarım yöntemi uygulanır. Yani modern tarım yöntemi uygulanır. Bu nedenle verim oldukça yüksektir. İhracatın %25'ini tarıma dayalı ürünler oluşturur. Modern çiftliklerde sığır, domuz ve koyun yetiştirilir. Aynı zamanda sebze ve seracılık ve çiçek yetiştiriciliği önemlidir. Lale üretimde, özellikle çiçek üretimde dünyada ilk sırada yer alır. Yine süt üretimi oldukça gelişmiştir ve buna bağlı yine sanayi faaliyetlerinde geliştiğini söyleyebiliriz. Hollanda'da sanayi ürünlerine baktığımız zaman genel olarak sanayisini değerlendirecek olursak çıkarılan en önemli madenler petrol ve doğalgazdır. Ticaretin çok geliştiğini ifade edebiliriz. Bunun yanında gemi, uçak, elektrikli aletler, makineler, hayvansal ürünler ve çiçek ihraç ederken dışarıdan petrol, demir çelik, otomobil ve konfeksiyon ürünleri ithal eder. Hollanda'nın ardından ele alacağımız bir diğer ülke İtalya. İtalya'ya baktığımız zaman İtalya'nın başkenti Roma. Kişi başına düşen milli geliri 29.500 dolar. Yıllık nüfus artış hızına baktığımız zaman binde 0,4. Dolayısıyla düşük. Şehir nüfus oranı %79. Okuma yazma bilmeyenlerin oranı %1. Ve ortalama yaşam süresinin de uzun olduğunu ifade edebiliriz. İtalya'nın genel özelliklerine ele alacak olursak coğrafi konumundan bakalım. Avrupa'nın güneyindeki Apennin yarımadası üzerinde yer almaktadır. İtalya, Apennin yarımadası üzerinde yer alır.
Kuzeyinde Fransa, İsviçre, Avusturya, doğusunda Adria Denizi, güneyinde Akdeniz, batısında Tiren Denizi yer almaktadır. Ve en önemli adaları da Sicilya ve Sardinya adalarıdır. Yer şekillerine bakacak olursak dağlık ve engebeli bir ülkedir. Genç oluşumlu bir ülke. Bu nedenle deprem riski de yüksektir. Ve burada bazı önemli volkanik dağlar bulunur ki bu volkanik dağlar aktiftir. Bunlar Etna, Stromboli ve Vezuvian dağıdır. Akarsuların enerji potansiyeli yüksektir ve Po Ovası en önemli ovalarındandır. Tarımsal açıdan da oldukça önemlidir. İklimine baktığımız zaman İtalya bir Akdeniz iklim ülkesidir. Özellikle büyük bölümde Akdeniz iklimi görülür. Genelde kuzey bölgelerine doğru, özellikle dağlık alanlarında karasal iklim etkili olmaktadır. Maki, iğne yapraklı ormanları ve alpin çaylarda önemli bitki örtüsüdür. İtalya'nın nüfus ve yerleşmesine baktığımız zaman Avrupa'nın fazla nüfuslu ülkelerinden biridir. Özellikle burada Roma, Venedik, Milano, Torino, Napoli, Genova ve Palermo'da nüfus yoğunluğu fazladır. Buralar aynı zamanda turistik özellik taşımaktadır. Tarım ve hayvancılığa baktığımız zaman Avrupa'nın önemli tarım ülkelerinden biridir. Bunun yanında intensif, yani modern tarım yöntemleri uygulanır. Bu da birim alanında alınan verimi yükseltir. Aynı zamanda zeytin, turunçgil, üzüm, pirinç, buğday, fındık, mısır yetiştiren başlıca tarım ürünleridir. Özellikle üzüm yetiştiricinde önemli bir yere sahip olması aynı zamanda burada şarap üretimini de geliştirmiştir. İtalya ile Fransa özellikle şarap üretiminde sürekli yarış içerisindedir. Kuzeyinde büyükbaş, güneyinde ise küçükbaş hayvancılık gelişmiştir. Sanayisine baktığımız zaman özellikle kükürt, civa ve mermer önemli yataklarıdır. Yeraltı kaynakları bakımından bu ürünlerin çıkarıldığını söyleyebiliriz. Ancak genel anlamda yeraltı kaynakları bakımından fakir bir ülkedir. Otomotiv, demir çelik, gemi, tekstil, kimya, gıda gelişen başlıca sanayi kollarıdır. Yine nükleer, jeotermal ve hidroelektrik santrallerde enerji üretilmektedir. Petrol ve doğalgaz ise daha çok ithal etmektedir. İtalya'nın ardından bir diğer ülkemiz Fransa. Fransa'nın başkenti Paris, milli geliri 33.678 ABD doları, yıllık nüfus artış hızı 5%, şehir nüfus oranı %79, okuma yazma bilmeyenlerin oranı %1 ve ortalama yaşam süresi uzun. Bu da Fransa'nın gelişmiş olduğunu gösterir. Fransa'nın coğrafi konum özelliklerine baktığımız zaman Avrupa'nın batısında yer almaktadır. Batı Avrupa ülkesidir dolayısıyla. Batısında Atlas Okyanusu, güneyinde Akdeniz vardır. Hem okyanusa hem de denize kıyısı bulunmakta ve dolayısıyla hem kıyılarında deltalar görülür hem de haliçler. Yer şekillerine baktığımız zaman kuzeyde ve batıda düzlükler geniş yer kaplar. Su kaynakları bakımından oldukça zengin. Doğusunda Alpler, Juralar ve güneyinde Pireneler yer alır. En önemli dağlık alanları. Gelgit nedeniyle haliçler de kıyılarında görülür. Burada Rhône, Seine, Garonne, Loir ve Rhône önemli akarsuları arasında yer almaktadır. Fransa'nın iklim ve bitki örtüsüne baktığımız zaman iklim ve bitki örtüsü çeşitliliği bakımından zengindir. Akdeniz iklimi, karasal iklim ve ılıman okyanusal iklim, orman, bozkır ve maki bitki örtüsü görülür. İklim bakımından Türkiye'ye en çok benzeyen Avrupa ülkesidir. Nüfus ve yerleşmesini ele alacak olursak, ortalama yaşam süresi uzundur. Avrupa'nın yoğun nüfusu yerlerinden biridir. Paris, Marsilya, Lyon, Nantes ve yoğun nüfusu şehirler arasında yer aldığını söyleyebiliriz. Sanayi faaliyetlerine baktığımız zaman yeraltı kaynakları yetersizdir. Özellikle ülkede kömür, demir, uranyum, boksit gibi kaynaklar çıkarılmaktadır. Makine, otomotiv, tekstil, elektronik, metalarji, bunun yanında gemi, uçak, kozmetik ve kağıt gelişmiş sanayi kollarıdır. Ulaşım araçları, giyim, temel ürünler, ihraç ettiği ürünler arasındadır ve daha çok petrol ve ham maddeyi de ithal ettiğini söyleyebiliriz.
Tarım ve hayvancılığına baktığımız zaman toprakları tarıma elverişlidir. İklim çeşitliliği fazla olduğundan tarım ürünü çeşitliliği de fazladır. Aynı zamanda intensif tarım uygulandığından, yani modern tarım, verim oldukça yüksektir. Buğday, patates, sebze, şeker pancarı, zeytin yetiştirilen başlıca ürünleridir. Ağır hayvancılığı geliştiği için et ve süt üretiminde önemli bir yere sahiptir. Aynı zamanda bağcılık ve şarap üretiminde dünyanın önde gelen ülkeler arasında yer alır. Burada Eyfel Kulesi'ni görüyoruz. Ardından Marsilya Limanı'nı da burada görsel üzerinde görebiliriz. Bir diğeri Çin. Çin'in başkenti Pekin, Hristiyanlık, Budizm, Taoizm ve İslamiyet görülür. Bu da kültürel çeşitliliğin fazla olduğunu gösterir. Milli geliri $3,600. Yıllık nüfus artışı %0,9. Şehir nüfus oranı %32. Okumazma bilmeyenlerin oranı %18. Ve ortalama yaşam süresi de erkeklerde 69, kadınlarda 72. Çin'in genel özelliklerine baktığımız zaman öncelikle coğrafi konumunu ele alalım. Ülkenin doğusunda Çin Denizi vardır. Kore, Rusya, Moğolistan, Kazakistan, Afganistan ve Hindistan komşu ülkeleridir. Yer şekillerine baktığımız zaman bazı bölgeler dağlık, bazı bölgeler düzlüktür. Dört bölgeye ayrıldığını söyleyebiliriz. Bunlar Doğu Türkistan, Tibet, Kuzey Çin ve Güney Çin'dir. İklim ve bitki örtüsüne baktığımız zaman yer şekillerinin çeşitliliği ve enlem farkının fazlalığından dolayı iklim ve bitki örtüsü çeşitliliği de fazladır. Genellikle ülkede muson iklimi, karasal iklim ve çöl iklimi hakimdir. Nüfus bakımından bakacak olursak nüfus artışı yüksek olan ülkelerden biridir. Nüfusun büyük çoğunluğu kırsal kesimde yaşar. Pekin, Şanghay, Tianjin, Kanton ve Shenzhou başlıca şehirlerindendir. Özellikle akarsu boyları ve Sarı Deniz'e bakan kıyılarda nüfus yoğunluğu fazladır. Aynı zamanda Çin, dünyada nüfusun en fazla olduğu ülkelerin başında gelir. Çin'in tarım ve hayvancılık özelliklerine baktığımız zaman halkın büyük çoğunluğu geçimini tarımla sağlamaktadır. Bu nedenle kırsal nüfusu fazladır. Modern yöntemlerle tarımsal üretim yapılır ve yetiştirilen en önemli tarım ürünü pirinçtir. Bunun yanında pamuk, mısır, patates, çay, sebze ve meyve yetiştirilen diğer tarım ürünleridir. Aynı zamanda hayvancılık ve balıkçılık önemli geçim kaynakları arasında yer alır. Çin'in sanayisine baktığımız zaman yeraltı kaynaklarında kömür ve petrolün önemli bir yeri vardır. Tibet bölgesi, Çaydam Havzası maden bakımından zengin bölgelerdir. Aynı zamanda gelecekte dünyanın en büyük güçlerinden biri olmaya aday bir ülkedir. En önemli sanayi kolu da demir çeliktir. Pamuk ve ipek dokuma, silah ve makine imalatında yine hızla ilerlemektedir. Ve aynı zamanda ABD ile ciddi bir ekonomik yarış içerisindedir. Bir diğer ülkemiz Güney Afrika Cumhuriyeti. Güney Afrika Cumhuriyeti'nin başkenti Pretoria. Kişi başına düşen milli geliri $5,902. Yıllık nüfus artışı %0,7. Şehir nüfus oranı %50. Okumazma bilmeyenlerin oranı %18. Ve ortalama yaşam süresi erkeklerde 52 iken kadınlarda 72 yıl. Güney Afrika'nın genel özelliklerini incelediğimiz zaman Afrika kıtasının en güneyinde yer alırmaktadır. Afrika kıtasının en güney ucunda yer alır. Süveyş kanalının açılmasıyla Ümit Burnu'nun önemi azalmıştır. Bu nedenle en güneyde yer alan Ümit Burnu'nun öneminin Süveyş kanalına bağlı olarak değiştiğini de söyleyebiliriz. Yer şekillerine baktığımız zaman yüksek ve engebe oldukça fazladır. Ülkenin en önemli akarsu ise Orange Nehri'dir. Akarsuların denize döküldükleri yerde küçük delta ovaları oluşur. İklim ve bitki örtüsüne baktığımız zaman doğusunda muson iklimi, Kalahari Çölü'nün olduğu yerde çöl iklimi, kuzeyinde savan, Kap bölgesinde Akdeniz iklimi ve bazı yerlerde karasal iklim görülür. Dolayısıyla iklim çeşitliliğinin fazla olduğu bir yer. Buna bağlı olarak da bitki çeşitliliği de fazladır. Nüfus ve yerleşmesine baktığımız zaman en önemli şeyleri Pretoria, Johannesburg, Kimberley ve Cape Town ile Durban'dır. Ticari ve sanayi faaliyetlerine Avrupalılar genelde hakimdir. Baktığım zaman Güney Afrika Cumhuriyeti 1980'de bağımsızlığını kazanmıştır ve hala da sömürge düzeninin devam ettiğini kısmen söyleyebiliriz.
Tarım ve hayvancılığa baktığımız zaman Afrika kıtasının en gelişmiş ülkesidir. Gelişmişlik bakımından Afrika'da ilk sırada yer alır. Madencilik, tarım ve ticari faaliyetler gelişmiştir. Tahıl, meyve ve sebze, tütün, ayçiçeği, pamuk başlıca tarım ürünleri arasında yer alır ve yine balıkçılık önemli ekonomik faaliyetlerinden birisidir. Sanayisine baktığımız zaman otomobil, uçak, radyo ekipmanları, kimya, tekstil, silah, maden, gıda ve kağıt başlıca sanayi kolları arasında yer alır. Evet, bugün burada başlıca ülkeleri de ele almış olduk. Bir diğer konumuzda küresel ve bölgesel örgütlerden bahsedeceğiz. Bu dolayısıyla diğer dersimizde görüşmek üzere.